الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء من شيء سبحانه سبحانه ما أعظم شأنه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن كرب أزماننا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بتقوى الله وتعالى أوصيكم بتقوى الله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. İman eden ve salih amel işleyenler için o sonsuz merhamet sahibi, o sonsuz sevgi sahibi olan Allah bir sevgi yaratacak. Bir sevgi verecek. Bir sevgi koyacak. Ben veririm muhabbete akçemi, sen yel çalış rüzgara ver. Muhabbete nasip olmayan malı, hakime, hekime, nara, kara ver, diyor Seyran. Beddua ediyor yani. Bir mal ki muhabbete nasip olmamışsa, davan olsun, hakime gitsin. Hasta ol, hekime gitsin. Yansın, nara verilsin. Donsun, kara verilsin. Aşkın iğnesiyle dikilen dikiş, kıyamete değin sökülmez imiş. Bir dikiş ki, muhabbet iğnesiyle dikilirse, kıyamete kadar sökülmez. İnsanın elinde iksir olsa, şu hani tarih boyunca tüm alimlerin arayıp da bulamadıkları, efsanevi olarak taşın toprağın içine bir parça katınca onu altına dönüştürdüğü dile getirilen, söylenen iksir olsa, neye değdirirsen altına dönüştürüyor. İksir o. Ve bu iksir de sizin elinizde olsa, ne olurdu diye sorsanız, ben muhabbet olurdu dedim. Muhabbet o eksiydi. Neyin içine katarsanız katın, onu altına dönüştürüyor. Onu sonsuza dönüştürüyor. Onun için Cenab-ı Hak varlığın içine muhabbet katmış. Varlık o sevince var olmuş. O sevdiği için var olmuş. Onun için sevgi varlığın köküdür. Sevgi varlığın tohumudur. Sevgi varlığın çekirdeğidir. Zaten muhabbet kelimesinin türetildiği habbe de tohum demek. Hububat oradan gelir. Tohum. O tohumdan Cenab-ı Hak adeta bir tane yokluğa ekmiş, varlık olmuş. İçine koymuş.
Rahman oluşu budur aslında. Rahim oluşu budur aslında. Allah oluşu budur. Allah kelimesinin 7 ayrı manası var. 7'si de gelip bir tek kelimede birleşir. Muhabbet, sevgi. Elehe. Ehele. Velehe. Yelehe. Leheve. Levehe. Velehe. Vehele. 7 ayrı kelimenin hepsi de gelir sevgide düğmek. İşte bu. Onun için ne yapıyor olursak olalım, hangi tarzı benimser olursak olalım, ne işliyor olursak olalım, içine muhabbeti kattığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz sevgisinden bir parçayı katmış oluyoruz. El-Vedud o. Hem seven demek, hem sevilen demek. Hem seven demek, hem sevilmeyi isteyen demek. Hem ismi fail, hem ismi mef'ul. Fe'ul vezninin özelliği bu. Onun için Kur'an'da وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ İki kez kullanılır bu esmadan, bu isim, esma-i ilahiyeden ki hem seven hem de sevilmek isteyen. Cenab-ı Hak rızık verir, rızık istemez. Över, merhamet eder, merhamet istemez. Rahmet eder, rahmet istemez. Öyle değil mi? Acır, acınmak istemez. Bakar, gözetir, gözetilmek istemez. Ama sevgi verir, sevilmek ister. Buraya gelince iş değişiyor. Buraya gelince iş farklılaşıyor. Buraya gelince iş karşılıklı oluyor. Radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum. Onlar onlardan razı, onlar ondan razı, o da onlardan razı. Yuhibbuhum ve yuhibbune. O onları sever, onlar da onu sever. Onun için bu karşılıklı. Bu manada bir adama sevgiyle dayak yedirin, sevgisiz yemek yedirmeyin. İnan sevgiyle vurduğunuz tokat, sevgisiz verdiğiniz lokmadan daha çok yarar. Ha, seven tokat vurur mu? Vurur. Vurur. İçinde şefkat olunca, o tokat karşıdaki tarafından öyle algılanmaz. Karşıdaki tarafından şefkat tokatı olarak algılanır. Bizim Rabbimizin vurduğu şefkat tokatlarını algıladığımız gibi. İyi hatırlamıyorum. Bolu çıkışına yakın otobanda 3 kilometre kala kaza yaptık. Arabayı ben kullanıyordum. Arabamız otobanın gidiş istikametinden aradaki iki bariyeri de yıkarak otobanın öbür istikametine geçti. 3 şerit buradan, 4 şerit de oradan, 7 şeridi giderek hepsi de dolu şeritlerin vızır vızır trafik akıyor. Karşıya en sol bariyere vurdu, geldi, durdu. Tabii hava yastıkları patlamış, cam buz olmuş, göremiyorum ama şeritlerin dolu olduğunu görüyorum. Araba durdu, yani 7 ölümlü bir kaza. Şöyle gözümü bir kaldırdım. Biraz sert olmadı mı dedim. Ya ilk tepkim bu oldu. Biraz sert olmadı mı ya Rabbi dedim. Aslında sert yumuşar da o bilir. Yani kime nasıl vuracağını bilmez mi? Kurban olayım. O hepsini çok iyi bilir. Bizi bizden iyi bilir. Ama bana sanki biraz sert gibi geldi. Yanılmışım tabii ama... Ya Rabbi biraz sert olmadı mı dedim.
Tebessüm ediyorum tabii. Orada insanlar durmuşlar, trafik durmuş. Herkes biri kolonya getiriyor, biri su getiriyor. Tebessüm edişimi delirdiğime yormuşlar. Müslümanın verdiği tepki farklı olur. Yani herkesin başına dert gelir ama Müslümanın başına geldiği zaman tepki çok farklı olur. Yani birini yıkan öbürünü yıkmaz. Hatta yapar. Seri ise kati veya bir şirkafiden naklederek anlatırlar. Dükkanı varmış Bağdat'ta, çarşıda. Efendim, çarşı yanmış, bunun dükkanı yanmamış. Dükkanın yanmadığını duyunca elhamdülillah demiş. 40 yıl o elhamdülillah'a dan dolayı tevbe istiğfar ederim der naklederler. Yani bu kadar incelik. Niye? Aslında yananları benim kabul etmeliydim. Bu çok doğal bir şey, çok insani bir şey. İnsanın kendi şeyi kurtulunca elhamdülillah der. Ama iman, İslam terbiyesi o kadar inceltiyor ki insanı, yananları benim kabul etmeliydim. Efendim, onlar senin gibi. Bence kendisininki de yansa yine elhamdülillah diyecekti. Aslında problem yok. Müslüman böyle. Herkesin başına gelir ama müminin başına gelince iman onu adeta bir çiğ köfteye dönüştürür. O da acı. Ama haz aldığınız bir acı. Tat aldığınız bir acı. Hem ağzınız yanar hem de yemeye devam edersiniz. Bu yüreğin çiğ köftesi o daha lezzetli. Daha derin, daha güzel olur. Çekenler bilirler. Onun için aşk derdiyle hoşem, elçek ilacından tabi, kılma derman kim helakim, zehri dermanındadır. Diyor ya şair. Böyle bir şey işte. Onun için sevmek lazım efendim. İşin sırrı burada. Onun için sevgiyi sık sık anmak lazım. Hazreti aşkı, Hazreti muhabbeti sık sık hatırlamak lazım efendim. Hazreti aşkı hatırlamazsak Hazreti hakkı hatırlamayız. Onun için muhabbeti sık sık hatırlatmak lazım geldiğini düşünüyorum. Çünkü unutuyoruz. Gündelik hayhuy arasında kalıcı olanı unutuyoruz. İşte sevgi iksiri aslında bir şeyi kalıcı kılan tohumdur. İçine attığınız zaman o adeta ebedileşiyor. Çünkü muhabbet ebedi. Onun için önce sev, sonra ne yaparsan yap demişler. Ben de muhabbetle ilgili bugün sizlerle halleşeyim istedim. Yüreğini siper et. Güvenlik içerisinde olursun. Yüreğini siper et. Yani kalbini sırtına bir zırh gibi geçir. O zaman emniyet içinde olursun. Yoruldum deme sakın. Göğsüne yüreğinden başka muska takanlar yorulur. Allah senin göğsüne muska diye kalbini taktı. İçindeki muskadan haberin olsun. O muskanın içine Allah yazdı. O muska canlı. O muska Kabe'yi temsil eder, Kabe'de kalbi temsil eder. Onun için o muskanın sesini dinle. O muskayı hiç unutma. O muska seni sadece hayata karşı değil, ölüme karşı da korur. Nasıl korur? O muskanın atışı ölümün ayak sesleridir aslında. Kalbin her atışı ölümün ayak sesleridir. Peki, ölümün ayak sesini bir ömür insan dinlerse, ölüme karşı bağışıklık kazanmaz mı? Ölümden emin olmanın en güzel yolu bu işte. Ölümü içinizde taşımak ve öldürmek.
göğüs kafesin acıdan bir mengene gibi yüreğini sıktığında, aşk var mı? Ona bak. Varsa eğer aldırma. Dağlar gibi gelsin. Çünkü aşk acıyı bala dönüştüren zincirdir, iksirdir. Acıya aşık olanların ey tabip elden gelirse yaremi gel emleme. Yar elinden gelmedir bu yareyi merhemleme dediklerini görürsün. Onların sırrı işte burada yatar. Bu sırrı bulanlardan biri de, belki en büyüğü de alemlere rahmet, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O inni nebiyyül ahzan. Ben hüzünlerin peygamberiyim diyor. Ya Resulallah seni hep acılı görüyorum deyince, ben hüzünlerin peygamberi diyordu. Acıyı aşkla bal eylemeye bak. Sür merhem diye yürek yaralarına, hayalinin ve umudunun kırık yerlerine, içinin Karaca Ahmet mezarlığına dönmüş diyarlarına. Aldırma hainlere, ihanetlere. Onlar acıyı aşka dönüştürememiş zavallılar. Onlar muhteşem acılara pespaye sevinçleri tercih eden aşk fukaraları. Unutma, bin sevincin veremediğini bir acı verir. Acını aşkın santralinde bitimsiz bir enerjiye dönüştürmeye bak. Hatırla ki kalp nükleer güç merkezidir. Seven ve inanan bir kalpte hiçbir atom bombası yarışamaz. Bil ki umuttan söz ettiğin her dem aşktan söz ediyorsun. Çünkü umut aşkın çocuğudur. Aşksız umut plastik bebekler gibidir. Oynar, eskitir ve atarsın. Sahi, aşk tükenir mi? O zaman umudum tükendi deme. Gerçekten seviyorsan muhabbet tükenmez. Çünkü muhabbet ırmağının kökü Allah'tan çağlar. Eğer tükeniyorsa onun adına sevgi değil, tutku denir. Tutku tutuklar, sevgi özgür kılar. Tutku tutuklar, sevgi azat eder. Bir duygunun aşk mı tutku mu olduğunu anlamak istersen rengine bak. Rengine bak, kara sevda mı, ak sevda mı? Ona göre karar ver. Sevdanın karası körleştirir, akı özgür kılar. Özgür kılan aşka muhabbet denir Kur'an lisanında. Muhabbet. Muhabbet yüreğe düşmüş bir tohumdur. Habbe. Her başakta 100 tane veren 7 başağa benzer. Seb'a senabile fi kulli sümbületin mi'etu habbe. Kur'an'ın dediği gibi her başakta 100 tane veren 7 başak. 1'e 700 veren bir tarla düşünün. Öyle bir tarla ektiniz ki bir tohum ektiniz 1'e 700 veriyor. 1'e 20 verirse bu memlekette adam ihya olur değil mi? 1'e 20 veren çiftçinin arkasına kimse yetişemez. 1'e 700 veren toprak, yürek gönül toprağı, tohum da muhabbet tohumudur. Muhabbet insanın harcadıkça çoğalan tek sermayesidir. Her şey harcadıkça tükenir. Fakat bir şey harcadıkça çoğalır. O da muhabbet. Onun için muhabbet tükenir diye korkmayın. Sevgiyi vermekten korkmayın. Korkmayın azalır diye. Verdikçe çoğalır. İnanın buna. Harcadıkça çoğalan sermayedir çünkü.
Üzerine üzerine gelen karanlığın kara yüzlü, kara vicdanlı, kara güçlerini ancak muhabbetin siperine sığınarak savuşturabilirsin. Onlar kaybettiler. Onlar nefretin eli kanlı temsilciler. Sen kazandın çünkü sen aşkın cephesinde yer aldın. Muhabbetin cephesinde yer aldın. Elhamdülillah. Bu bize yeter. Hesabını yaparken tarihi unutma. Coğrafyayı unutma. Acıyı unutma. Sancıyı unutma. Bu yolda yürüyüp de ayağına diken batmışları değil, bu yolda ayağını kangren etmişleri unutma. Bu yolda sadece bırak ayağını, yüreğini kanatmışları unutma. Taşın altına elini soktum diye fatura çıkarma. Taşın altına yüreğini, kalbini sokanların kanayan kalbini unutma. Peygamberleri unutma. Peygamberler taşın altına kalplerini koydular. Sakın ola, yanlış yapma. Taşın altına girmiş yüreklere laf etme. Hatta bir de çıkıp taşın üstüne sen oturma. Eğer varsa gücün, taşın altına sen de yüreğini koy. Yoksa o yürek elini koy, yoksa parmağını koy. Hiçbir şeyini koyamıyorsan bari koyanlara saygı duy. Onları rahmetle al, hürmetle al. Sakarya'yı unutma, Nil'i unutma, Tuna'yı unutma, Tuna'yı hiç unutma. Neden Mahzun Akar'ı hiç unutma? Dile gelse de neler söylerdi unutma. Fırat'ı, Dicle'yi unutma. İstanbul'un, Kahire'nin, Bağdat'ın, Şam'ın, Mekke'nin kardeşleri olduğunu unutma. Senin kara, senin sarı, senin beyaz kardeşlerin var yeryüzünün dört bir tarafında. Onlar acı çekiyorsa, onlar sancı çekiyorsa asla unutma. Yüreğinin Asya, Afrika, Avrupa, Amerika taraflarının olduğunu unutma. Fakat hesabını yaparken hep ilk aklına gelen bir şey olmalı. Hesabını yaparken mutlaka bir unsuru hiç aklından çıkarma. Elde var aşk. Gerisi sıfır olsa ne yazar? Eğer muhabbetin varsa, eğer aşkın varsa, eğer sancın varsa, gerisi sıfır olsa. Eldeki yeter. Ne kaldı geriye dediğinde? Ne kaldı? Eğer elde aşk kalmışsa, muhabbet kalmışsa, çok şey kalmıştır. Hepsi sana kalmıştır. Eğer o kalmamışsa, geriye dünyalar da kalsa, hiçbir şey kalmamıştır. Bitmedir. Çünkü cennette servet istemez. Mal istemez. Şöhret istemez. İbadet istemez. Ama cennette bir şey devam eder. Muhabbet. İbadetin bittiği ama muhabbetin bitmediği yerdir cennet. Onun için cennete muhabbet gider. Onu unutma. Rabbim muhabbetimizi daim etsin. Amin. Muhabbetimizi kendisi için etsin. Amin. Yaptığımız her işe bir içsiz gibi muhabbeti karıştırsın. Önce sevenlerden kılsın inşallah. Ve sevgimizi de pazarlıksız kılsın inşallah. Ela inna ahsenel kelam ve eblegen nizam. Selamullahil melikil azizil allam. Kema kalallahu tebareke ve teala. Kelam. Ve izâ kur'el kur'an feştemi.
وَاَنْسُطُوا لَعَلَّكُمْ تَرْحَمُونَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمِ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا سَوْ بِزِي ربنا سَوْدِرْ بِزِي ربنا جَنَّتِنَّ سَوْنْدِرْ بِزِي ربنا muhabbeti senin için olanlardan kıl senin muhabbetini hak edenlerden kıl ربنا ümmet olarak sevgiyi yok et Birbirimizi sevemez olduk. Birbirimizden nefret eder olduk. Birbirimizi sevecek yerlerimizi öz ellerimizle yok ettik. Birbirimizle olan bağımızı kaybettik. Ülfet ver ya Rabbi. Amin. Muhabbet ver ya Rabbi. Amin. Meveddet ver ya Rabbi. Amin. Cennet ver ya Rabbi. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Elhamdülillah. الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شأن شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم İnneke hamidun mecid. Değerli müminler, aslında kayıkçı kavgası. Buraya gelirken Hasan Bey kardeşime nedir gündem, neden bahsedeyim diye sorduğumda bilmiyorum ama hocam içki meselesi var piyasada dedi. Fakat buraya gelenlerin ne alakası olur içkiyle dedi. Camide içki meselesinden bahsetmeyi biraz da AIDS'ten hutbe okumaya benzetiyorum. Allah aşkına siz aklınızı peynir ekmekle mi yediniz? Cami cemaatine mi AIDS'ten hutbe okuyorsunuz? Gidin o hutbeyi de şu melanet yuvalarında okuyun. O hutbeyi devlet okullarda okutsun. Cami cemaatinin ne alakası olur AIDS'le? Yanlış mı düşünüyorum? Onun için ben yani içki meselesinde de çok fazla bizi ilgilendiren gündem değil gibi geldi. Bizi ilgilendiren tarafı var. O da nedir? Bu memlekette günahı savunanların sevabı savunanlardan daha çok ses çıkarmaları. Bu memlekette suçu savunanların sesinin mağduru savunanlardan daha çok çıkmaz. Budur bizi ilgilendiren tarafı. Bu nasıl oluyor? Düşünebiliyor musunuz? Adam alkolü savunuyor. Alkolün avukatı. Bu memlekette alkolün avukatı olmak dünyanın her tarafında böyledir. Binlerce alkolden dolayı olan trafik kazası ve onların kurbanlarını yani trafik kazasını savunmaktır. Alkolü savunmak, alkol yüzünden yıkılan yuvaların yıkılışını savunmaktır. Alkolü savunmak, alkol yüzünden işlenen cinayetlerin, yaralamaların ve piyasada meydana gelen bir yığın vakanın, o acı vakanın dehşetini savunmaktır. Alkolü savunmak, aklın idamını savunmaktır. Aklın yok edilmesini savunmaktır. Aklın küfrünü savunmaktır. Aklın örtülmesini savunmaktır. Alkolü savunmak, alkol yüzünden iflas etmiş sıhhatlerin,
alkol yüzünden iflas etmiş ciğerlerin, alkol yüzünden iflas etmiş insanların o iflasını, o hastalığı savunmaktır. Yani düşünün, bir memlekette cinayeti savunan, hastalığı savunan, trafik kazasını savunan, öldürmeleri savunan, hırsızı savunan, eşini, çocuklarını sabah akşam yemek yer gibi döven, sopa çeken, sarhoşları savunan, sarhoşların asayiş problemlerini savunan bir insana ne der? Yahu düşünebiliyor musun? Bunu bile yapabiliyorlar. Gözümüzün içine baka baka yapabiliyorlar. Peki nasıl yapıyorlar? Aslında işin püf noktası burası, sırrı burası. Bence sizin buraya kadar olanları hepimiz görüyoruz. Bunu anlamak için dahi olmaya gerek yok. Ama bir soruyu sormak lazım. Asıl işin sırrı orada. Peki de bunu bu memlekette nasıl yapıyorlar gözümüzün içine baka baka? Ve neye dayanarak yapıyorlar? Bu sorunun cevabını vereceğimi mi zannediyorsunuz? Deli miyim ben? O kadar aslında siz verin. Ama mutlaka sorun bu soruyu. Bunlar günahı, suçu, cinayeti, trafik kazalarını, serseriliği, bu kadar ahlaksızlığı savunma cesaretini nereden alıyorlar? Ben bu soruya cevap veremem. Siz vereceksiniz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ ukhalifekum ilâ mâ enhâkum an. Ve mâ uridu en ukhalifekum ilâ mâ enhâkum an. Sizi uyardığım bu hususlarda size olan nasihatlerim muhalefet etme arzundan kaynaklanmıyor. Yani halif tuğraf der Araplar. Muhalefet et, tanınırsın. Muhalefet et, şöhret kazanırsın. Karşı ol, şöhret bulursun gibi bir sözdür bu. Böyle bir derdim yok benim. İn uridu illel ıslaha mesteta. Bir tek derdim var, o da gücümün yettiğince düzeltmeye çalışmak. Daha güzel olmamıza katkıda bulunmak. Daha iyi olmamıza katkıda bulunmak. Buraya geldiğinizden daha iyi çıkmanızı sağlamak. Buraya geldiğinizden daha iyi çıkmanızı sağlamak için buradayım. Buranın, bu kürsünün, şu makamın hakkı budur. Minberin hakkı budur. Yoksa minberin hakkını vermiş olmayız. Minber hesap sorar. Söz hesap sorar. Kelam hesap sorar. Ve insanlar hesap sorar. Unutmayın. Öğle namazın farzı, öğle namazı 4 rekattır. Fakat cuma namazı 2 rekattır. Niye? Cuma namazı farzının yarısını nasihata vermiştir, hutbeye vermiştir. Yani nasihat farza dönüşmüştür. Onun için şu hutbe cuma namazının yarısıdır. Ve ibadettir. Nasihat ibadet. Yani bilgi ibadet. Yani uyarı ibadet. Şuna bakınız. Bu din daha ne yapsın ya? Namazın yarısını kesmiş, bunun yarısını bilgilenmeye ayırıyorum demiş. Onun için hutbe Cuma'nın yarısıdır. Cuma adeta 2 rekatını hutbeye vermiştir. Onun için eğer içini boşaltırsak hutbelerin, eğer geldiğiniz gibi çıkarsanız buradan, Cuma'nın yarısını suya koyvermiş olur. Yarım Cuma, yarım ayak, yarım adam, yarısı felç. Niye cumalar cem etmiyor? Niye cumalar cuma olmuyor? Cuma adamı toplar.
Cuma insanı toplar, Cuma toplumu toplar, Cuma kafayı toplar, Cuma dağınık kalbi toplar, Cuma dağınık kafayı toplar, Cuma dağınık adamları toplar. Hepimiz dağıldık. Hem içtimai olarak dağıldık, hem de ferdi olarak dağıldık, birey olarak dağıldık. Bakınız, darma dağınık yaşıyoruz. Bin bir parçamız bin bir yerde geziyor. Yok hocam bak istersen ben çok toplu bir adamım, düzenli bir adamım falan demeyin yani, ben ondan bahsetmiyorum. Kalbiniz bir yerde, kafanız bir yerde, iç dünyanız bir yerde, duygunuz bir yerde, düşünceniz bir yerde, aşkınız bir yerde, hülyanız bir yerde, hayaliniz bir yerde, rüyanız bir yerde değil mi? Söyleyin Allah aşkına. Hepsi birbiriyle çatışıyor. İşiniz inancınızla çatışıyor, inancınız eyleminizle çatışıyor, eyleminiz duygunuzla çatışıyor, duygunuz düşüncenizle çatışıyor, aklınız kalbinizle çatışıyor. Yani böyle. Onun için eskiler dua ederken Allah seni toplasın derlermiş, cem etsin derler. Çok hoşuma gider bu. Ben bunu da İbn-i Bahçe'den duydum, Resail'de okudum. Allah seni cem etsin derler. Allah bizi cem etsin. İyi de cem etsin de Allah cem etsin diye cuma teşriği kılınmış. Cuma da cem edemiyorsa bizi ne cem etsin? Cuma cem edemiyor çünkü cumanın yarısı fer. Eğer cuma cem etseydi bir yılda 52 cuma kılıyorsunuz. 10 yılda 520, 20 yılda 1040 cuma kılıyorsunuz. 1040 ders olan adam aslında bu işin efendim maksimum yerine gelmiş allame olması lazım. Fakat benim oğlum cuma okur, döner döner gene okur. Değil mi? Benim oğlum cuma kılar, döner döner gene kılar. Yani nihayetinde değil 5000 kez cumaya da gelse bilgilenmiyor. Öğrenmiyor. Eğitilmiyor, verilmiyor. Unutmayın, memlekette 70 bin cami var. 70 bin aslında cuma medresesi var. Bu topluma neler vermez? Ama niye vermiyor? Bu sorunun cevabını veremem. Allah kabul etsin.